İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Şimdi önce dün akşam bu saatlere dönmek istiyorum. Ben sizin karşınıza geldiğimde dün o sıralarda Başbakan Erdoğan da konu olan İspanya Başbakanı ile ortak basın toplantısı yapıyordu. Kendisine ilk kez sorulan sorulara öyle cevaplar verdi ki şaşırmalı mıyız, öfkelenmeli miyiz artık bilemiyorum. Başbakan'a ilk kez medyaya telefonla baskı yapması, Urla'daki villaları ve Sabah ATV'nin satın alınması için büyük ihalelerin verildiği iş adamlarından para toplanması konusu soruldu. Şimdi önce dikkatimi çeken bir garipliği belirtmek istiyorum. Başbakan iki yabancı, iki Türk medya mensubuna söz verdi. Yabancılar tamam da alışılmışın dışında soru sorma hakkı başbakana ters bir soru soracağı bilinen Zaman Gazetesi muhabirine verildi. Şimdi niye böyle söylüyorum? Daha önce anlatmıştım, izleyenler hatırlayacaktır. Başbakanın basın toplantısı türü yaptığı toplantılarda asla ve asla istemediği bir soru sorulamaz. Başbakanın basınla ilgili görevlendirdiği kişiler gazetecilere önceden nelerin sorulup nelerin sorulmayacağını söylerler. Sorular da konular da önceden belirlenir. İşte basın toplantısı gibi yapılan bu tür konuşmalar aslında gazetecilerin sorularından değil, başbakanın ne söylemek istediğinden oluşur. Yani başbakan hangi konuda bir çıkış yapacaksa mutlaka böyle bir soru sorulur. O da cevap verir. İşte zaten gazetelere manşet olan, televizyonlarda tartışılan konular da buradan çıkar. Şimdi dün gece ilk soruyu soran Türk gazeteci Mavi Marmara olayını sordu. İsrail'le işte tazminat konusunda bir anlaşma sağlanıp sağlanmadığını merak etmiş o gazeteci. Mavi Marmara olayı ve İsrail'in ödeyeceği tazminat elbette çok önemli bir haberdir. Ama zaten sadece iki ya da üç sorunun sorulabildiği bir toplantıda normal bir gazetecinin aklına ilk önce bu soruyu sormak gelmez. Belli ki önceden denmiş ki bu soruyu sor çünkü ona verilecek bir cevap var. Nitekim başbakan aslında şu anda kamuoyu gündeminde pek olmayan Mavi Marmara olayı konusunda muhtemelen önceden hazırlanmış sert bir cevap verdi. İsrail'e yine ağır ifadelerle saydırdı. Demek ki şu sıralar iç siyasette İsrail aleyhtarı bir açıklama gerekiyormuş, bunu anladık. Şimdi ikinci soru. İşte o soru sorma hakkı ise Zaman muhabirine tanındı. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Gazetecilere sözü Erdoğan veriyor. Şimdi bilmiyor mu karşısındaki gazeteci kimdir, hangi gazeteyi temsil ediyor ve en önemlisi ne soracak? Ama diyorum ya, soru değil, cevap önemli. Belli ki başbakan beklediği bir sorunun gelmesini istiyor ama özellikle paralel yapı olarak suçladığı kesimden gelmeli ki bu soru, ona göre verdiği cevabın da bir ağırlığı ve anlamı olmalı. Şimdi başbakan soruyu alır almaz salva atışlarına başladı. Önce siz diye başladığı konuşmasının üslubunu giderek sertleştirdi. Siz bir anda sene dönüştü. Başbakan bir gazetecinin sorusuna cevap vermeyi değil de hedef aldığı cemaatin yöneticilerine ayar vermeyi seçti. Senin patronların dedi. İşte bunların ne olduğunu biliyoruz dedi. Sonunda da zaten İşte sana değil seni kullananlara söylüyorum diye de lafı bitirdi. Şimdi gelelim cevaplara. Habertürk olayıyla patlayan ama gazetecilerin zaten bildiği medyaya baskı konusunda Erdoğan tam bir şirket patronu gibi. Evet ben aradım, bize hakaretler ediliyordu, uyardım dedi. Ama bununla bırakmadı. Başka medya organlarını da aradığını çeşitli vesilelerle ve hatta cemaate yakın medyayı da zaman zaman aradığını ve uyardığını söyledi. Başbakanın tavrını biliyorsunuz. Bu tür konularda hiç taviz vermeyen bir eda ile konuşuyor. Hak, hukuk, yasa bilmeyen ya da o sırada umursamayanlar başbakanın bu tavrına bayılıyor. İşte helal olsun falan diyor. Ama gerçek bu değil ki. Başbakan dün gece açıkça bir anayasa suçu işlediğini itiraf etti. Çünkü anayasaya göre basın hürdür ve sansür edilemez. Oysa başbakan açıkça bir yayın kuruluşuna başbakanlık gücünü kullanarak sansür uygulatmıştır. Ve bunu söylemiştir. Bunun da ötesinde sansürü bir başka siyasi partinin fikir ve görüşlerinin yansıtılmasını önleyerek gerçekleştirmiştir. Şimdi başbakanın kaldırın dediği haber mecliste de temsil eden bir siyasi partinin liderinin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma. Başbakan bir siyasi partinin, başka bir siyasi partinin fikirlerinin medyada yer almasını önleyerek siyasetin de alanını daraltmış oluyor. Bu tam bir anayasa suçudur ki biliyorsunuz anayasaya ihlalin bedeli de ağırdır. Hem Yüce Divan'da yargılanmayı gerektirir hem de parti kapatma gerekçesidir. Şimdi bir nokta daha var tabii dikkatimi çekiyor da. Şimdi başbakan kaldırılmasını istediği haberin ne olduğunu söylemiyor. Ama diyor ki yahu görmüyor musunuz bize ağır hakaretler ediliyor senin kanalında. Şimdi oysa habere de altyazıya da baktığımızda bir hakaret yok. Bir siyasi partinin lideri gezi olaylarının tırmanmasını ve hükümetin buna duyarsız kalmasını eleştirmiş ve Cumhurbaşkanı'nı göreve çağırıyor. Ortada hakaret falan yok. Onu bilelim bir kere. Şimdi
Bir de Urla'daki villalarla ilgili açıklaması var. O da hayret verici. Bir kere diyor ki bizim hiç ilişkimiz yok. E peki madem yok, o zaman başbakanın kızı neden müteahhiti arıyor da işte Mustafa amca havuzu şöyle yapalım, kenarına perde gelelim ama ikinci kattan bakınca görülmesin. Annem de öyle istiyor zaten diyor. Değil mi? Ha, diyelim ki gerçekten Erdoğan ailesinin villalarla hiç ilişkisi yok. Erdoğan orada 35 yıldır ev var diyor. E o da yok. O arazide ev falan yok daha önce. Sadece söz konusu arazinin sahipliği başbakanın yakını olan bir müteahhite ait, o kadar. Ama sorun şu ki arazi sit alanı içinde ve oraya o kadar çok konut yapılması da mümkün değil. Hatta hiç mümkün değil. O müteahhit başbakana yakınlığını kullanarak o villaları kondurmuş. Bunun mümkün olmadığını söyleyen ve idari olarak inşaatı engel olan yetkililer ise işlerinden olmuşlar. Bir başbakanın yasal olmayan bir inşaata izin vermesi, bunun için gayret sarf etmesi ve buna karşı çıkanları da görevden aldırması normal bir şey midir? Gelelim üçüncü soruya. Devletten büyük ihaleler alan bazı iş adamlarına baskı yapılarak para toplandığı iddiaları. Neden para toplanıyor? Efendim, yani o tapelerden gördüğümüz, efendim Sabah ATV'yi TMSF'den devlet kredisiyle alan iş adamı artık medya patronluğu yapmak istemiyormuş. Başbakan da bu büyük medya grubu kim vurduya gitmesin diye Ulaştırma Bakanı'nı görevlendirmiş. O da büyük ihaleler verdikleri iş adamlarına gidip havuza para atın, ATV'yi siz satın alın demiş. İş adamları bu emrivakiye çok bozulmuşlar ama kaz gelecek yerden tavuk esirgenmeyeceğini herhalde düşünerek paraları bayılmışlar. Şimdi bunları nereden öğrendik biliyorsunuz, savcıların meclise gönderdikleri fezlekelerin eklerinden. Yani suç falan yok bunda. Şimdi iş adamları rahatsız olmasına rahatsızlar ama o tapelere göre yine bulmuşlar kolayını. Aralarındaki konuşmalarda ya işte bu çok kötü falan diyorlar ama ne yapalım artık milletin anasını diyerek de sineye çekmişler, açık açık söylüyorlar, biliyorsunuz, okudunuz hep. Şimdi başbakan bu çok açık konuşmalara rağmen diyor ki ne havuzu ya, bu iş adamları borç vermişler, karşılığında hisse senedi almışlar. Şimdi başbakan böyle söyleyince düne kadar hiç sesini çıkarmayan iş adamlarından biri nihayet bu sabah bir TV kanalına konuştu. Evet dedi, 100 milyon doları verdim ama bu borçtur. Garanti olarak da karşılığında ATV'nin sahibinden hisse senedi aldım diyor. Ama işe bakın ki aldığı hisse senedi ATV'nin hisse senedi değilmiş. O patronun başka bir şirketinden hisse senedi almış. Demek ki bu iş adamları verdikleri parayı açıklayacak bahaneyi bulamıyorlardı. Onun için konuşmuyorlardı günlerdir. Sonunda çareyi başbakan bulmuş. Borç o para, borç öyle deyin. Karşılığında da hisse senedi aldık deyin demiş. Onlar da öyle söylediler. Yani neresinden tutarsanız tutun dökülüyor. Tabii bir nokta daha var. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi başbakan ısrarla bu 3. havaalanı, Kanal İstanbul, 3. köprü projelerine biz bir kuruş bile vermiyoruz. Parayı ihaleye alanlar bulacak. İşte o zaman nasıl yolsuzluk olur falan diye soruyor. Şimdi ilk duyulduğunda mantıklı gibi değil mi? Devlet para vermiyor. O zaman nereden yolsuzluk? Tamam da imtiyaz veriyor. Parayı bul yap, karını al, sonra bize ver diyor. Bilmem kaç yıl sonra. O halde imtiyaza bakacağız. Eğer bunları yapacak şirketler verilen vadede anormal para kazanacaklarını görüyorlarsa, ki var öyle bir para, işe alabilmek için baştan taviz verirler. Tabii tüm bunları söylüyoruz, anlatıyoruz da vatandaş ne diyor? İnanmıyorum gerçi ama anketlere bakınca AKP'nin oylarında fazla kıpırdama yok gibi görünüyor. Anketçiler ısrarla işte bu yolsuzluk dedikoduları, artık bunlara da ne kadar dedikodu denirse, ya görmüyor musunuz, oğlan 3 kuruş paradan söz ediyor. Üstelik kalan paraymış o da. Sadece 1 trilyon çıkmış. Kalan paraya bak. Evladım kalan buysa asıl para ne kadardı? Neyse dağılmıyorum. Ne diyordum ha? İşte anketçiler yolsuzluk iddialarına karşı AKP'nin oylarını koruduğunu söylüyorlar. E bunca rezilliğin ortaya saçılmasına rağmen gerçekten AKP'ye oy verenler hiç umursamıyor mu? Ha benim aklım almıyor. Ama elimizde bunu kanıtlayacak veri yok ne yazık ki. Sadece tahminler ve gözlemler var. Bana göre AKP'de çok ciddi bir erime olduğunu söyleyebilirim. Ama işte tam bu aşamada, yine bana göre diyorum, CHP tarihi bir hata yapıyor. Belki de yaptı. Ortaya dökülen rezaletlerin üzerine gidip bu seçim kampanyası namus, ahlak, dürüstlük, ilkellik ve tabii çalışkanlık ve beceriklilik üzerine kurmak yerine garip aday seçimleriyle bir iç kavgaya sürükleniyor. Çünkü birçok yerde adaylar halkın arzusuna ya da taşıdıkları niteliklerine göre değil de parti içinde önemli köşe tutan bazı isimlerin arzusuna göre belirlendi. CHP'ye yakın isimlerin yazdığı haberlerden ben de bunları öğreniyorum. İşte gece yarısı pazarlıkları yapılmış. İşte senin adamın oraya aday olursa benim adamım da buraya aday olacak kavgaları yaşanmış. Olacak şeyler değil bunlar. Mesela İstanbul ve İzmir Büyükşehir adayları istifa restini bile öne sürmüşler ki sırf kendi adamları aday yapılsın diye. Şimdi bakın
Örneğin İstanbul Beşiktaş'a aday yapılan Sarıgül'ün adamı daha önce Ordu'da CHP'ye karşı bağımsız aday olmuş. 700 oy almış. CHP bu seçimleri 1000 oyla kaybetmiş. Şimdi biri çıkıp da Beşiktaş'ta ben de adayım falan demeye kalksa başka bir yerden vay hain vay bölücü diye saldırır herkes. Ama işe bakın, aday yapılan zaten başka yerde CHP'nin kaybetmesine ya da işte kaybedecek aşamaya gelmesine neden olmuş. Şimdi değerli izleyiciler bakın, tam sırası gelmişken önemli bir noktayı hatırlatmak istiyorum. Bu seçimlerde yine aman oyları bölmeyin paranoyası yaşıyoruz. Ölmeli oyları bölmeyelim. CHP kime aday gösterirse göstersin, gözümüz kapalı verelim. Yeter ki AKP gitsin. Öyle mi? Böyle olunca AKP gidecek mi? Hayır. Eğer anketler doğruysa ve AKP %45'in üzerinde çakılmış duruyorsa, oyları bölseniz ne olur, bölmeseniz ne olur? Alırsak AKP'yi yıkarız dediğiniz yerleri kazanamadığınız gibi zaten sizde olan bazı yerleri bile kaybedebilirsiniz. Oyları bölün ya da bölmeyin. AKP'nin oylarında bir azalma olmadığı takdirde her şey bir masaldır. Bana göre aslında oyları bölmeyelim paranoyasıyla herkesin birbirine saldırması yerine AKP'nin oylarını azaltacak formüller bulmaktır. Bakın, AKP oyları %45'te kaldıkça ne şimdi ne bundan sonraki genel seçimlerde hiçbir şey değişmez. Ama oyları %35'in altına düşmüş bir AKP isterse eskiden kazandığı her yeri tekrar kazansın, o da iflah olmaz. İlk genel seçimlerde çöker gider. İşte aylardır anlatmaya çalıştığım buydu. AKP'den bıkan, yolsuzluklara, hırsızlıklara, şımarıklıklara artık tahammül edemeyen AKP seçmenine bir cazibe alanı sunmak gerekirdi. Ha bunun da yolu işte ben de türbancıyım, ben de cuma namazına gidiyorum, peygamber de benim, Atatürk de benim gibi abuk sabuk söylemlerle olmaz. Bakın bu millet dürüsttür, namusludur, ahlaklıdır, dinine de bağlıdır. Zaman zaman kimi istismarların etkisi altında kalır ama doğru yolu bulmakta da mahirdir. Bakın şu örneği vereyim size. Ecevit 1977'de %42 oy alırken ilkelerinden taviz vermemişti. Onu da severim, bunu da severim, o da benim, bu da benim gibi herkese mavi boncuk dağıtmaya kalkmamıştı. Dürüstü, namusluydu, kibirliydi, kibirsizdi, çalışkandı. Millet bunu gördü ve oyunu verdi. Ha arkasının gelmemesi sadece Ecevit'in suçu değildi. Dünyanın içine düştüğü durumda Türkiye'yi etkiledi. Zaten arkasından darbe geldi, her şey alt üst oldu. Yani diyeceğim, oyları bölmeyelim. Şurada toplanalım, aramızda çatışmayalım türü sözler çok da geçerli ve gerçekçi değil. Üstelik bakın bu seçimlerde %10 barajı da yok. Bırakın herkes kime oy verecekse versin, isteyen girsin, geçersiz hale getirsin. Siz AKP'de azalma olacak mı, ona bakın. Lafı yine uzattık, gecikeceğim. Hasta ziyaretinden söz edecektim. Gerçi cuma akşamı Halil Nebiler'le programda ayrıntılarıyla anlatmaya çalışacağım. Ama sadece şunu söyleyeyim. Konuştuğum komutanlar, morali çok yüksek gördüm onların. Hatta geleceğe bizlerden daha olumlu ve umutlu bakıyorlar. Adaletin er geç yerine geleceğini, öyle af maf gibi şeylerle değil, alınlarının akıyla cezaevinden çıkacaklarını söylüyorlar. Örneğin hani o çok genç bir teğmen var, Mehmet Ali Çelebi, dedi ki siz dışarıda sağlam durun. Bizim burada sorunumuz yok. Biz gerçeğin ortaya çıkacağını biliyoruz. Çünkü artık ne yaparlarsa yapsınlar bunu saklayacak güçleri kalmadı. Aynen böyle diyor. Ne güzel değil mi? Evet, yarın sizlerle aynı saatte yine birlikte olmak dileğiyle sevgiler sunarım. Hoşçakalın.